Geçtiğimiz gün Aksaray'da gerçekleşen Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin 97. Genel İdare Kurulu toplantısının ardından MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kağan Aksu'ya özel röportaj verdi. Anadolu'dan yayın yapanlar olarak baktığınızda Aksu TV'de yukarılarda olduğu için de sevinçliyiz. Gıda, tarım ve hayvancılık konusunun ele alındığı toplantıya Kahramanmaraş'tan da MÜSİAD Başkan Vekili Mustafa Buluntu, yönetim kurulu üyeleri Bünyamin Dokumacı ve Cüneyt Beyit de katılım sağladı. Programın sonunda Aksu Haber'e değerlendirmeler yapan MÜSİAD Genel Başkan Abdurrahman Kağan öncelikle toplantının içeriğine ilişkin bilgi aktardı. Bugün tabii 97.sine MÜSİAD ailesi olarak düzenlediğimiz Genel İdare Kurulumuzda gıda, tarım, hayvancılık konusunu görüşmek üzere tüm Türkiye'deki şube başkanlarımızı ve tabii ki Kahramanmaraş başkanımızı da burada, başkan yardımcılarımız da burada bir araya getirerek Türkiye genelinde tarımda neler yapılabileceğini Tarım Bakanımızla birlikte, bakan ve onların bürokratları, genel müdürlerimizle birlikte bugün tartışmış olduk. Ülke ekonomisindeki müsiat camiası olarak tüm illerde tarımda ne tür bir sorunlarımız var, bunları masaya yatırdık ve çözüm önerilerini konuştuk. Çok verimli olduğunu düşünüyorum. Genel Başkan Kağan, dünya ekonomisindeki çalkantılar, bu konuda Türkiye'nin adımları ve MÜSİAD gibi iş dünyasına yön veren kuruluşların hedeflerine yönelik de şu değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ölçeğine bakarsak, Türkiye ilk çeyrekte biliyorsunuz %5 büyüdü. Dünya ortalaması %3'ler seviyesinde ve dünyada en fazla büyüyen 3. ekonomiyiz şu anda. 2. çeyrekte 5.2'lik bir büyüme var. 3. çeyrek içinde beklentimiz %7'ler civarında. Yani yıl sonunda %6'ya yakın bir büyümeyle kapayıp dünyada ilk üç içinde olacak bir Türkiye göreceğiz. Bunu burada sizin kanalınızda söylemek istiyorum. Tabii bununla birlikte MÜSİAD ailesi biliyorsunuz Türkiye'de 86 noktada 11 bin üyesi olan, dünya genelinde 68 ülkede 181 noktada faaliyet gösteren küresel ölçekte bir sermaye platformu. Bizim de burada göreve yeni geldiğimiz için göreve başlar başlamaz tüm başkanlarımızla öncelikle tabii MÜSİAD sadece ekonomik kuruluş da değil biliyorsunuz. Sosyal hayata yönelik de dünyadaki zulme uğramışların da yanında olan bir sivil topluluk kuruluşuyuz. Bu bağlamda Kudüs'e başkanlarımızı alarak 99 kişiyle birlikte bir ziyaret gerçekleştirdik. Sonrasında Londra'da MÜSİAD şubemizi açtık. Daha sonra Amerika'da yine bir ilkini gerçekleştirdiğimiz Dünya İş Zirvesi'ni gerçekleştirdik ki Birleşmiş Milletler'in 72. Genel Kurulu'nun olduğu günlere rastlamıştı. Çok üst düzeyde iş görüşmeleri oldu. Tekstilden, gıdadan, medyadan, enerji ve inşaat, construction'dan oluşan paneller düzenledik. Güzel bir kongre oldu. Devamında daha sonra Münih'e gittik. Münih'te Avrupa'daki teşkilatlarımızı topladık ve onlarla Avrupa'da neler yapabileceğimizi konuştuk. Ve bugün Aksaray'dayız. MÜSİAD çalışacağız, daha çok çalışacağız. Böyle bir güçlü kadroyla ülkeyi daha iyi seviyelere çıkartmaya gayret edeceğiz. Genel Başkan Kağan, Kahramanmaraş'ta her geçen gün çıtasını yükselterek iş dünyasına yeni bir soluk, yeni bir heyecan katan MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi'ne yönelik de değerlendirmeler yaparak burada yakalanan başarıya değindi. Çok yakın zamanda geleceğiz. Kahramanmaraş'ı seviyoruz. Aynı zamanda Kahramanmaraş, ben Trabzonluyum. Trabzon'da Kahramanmaraş bir kardeş şehir aynı zamanda. O bakımda da Kahramanmaraş'ı daha önce de geldik, yine geleceğiz. Tabii burada Kahramanmaraş'taki şubesindeki görev yapan başkanlarımız, başkan yardımcılarımız var. Tabii onlar da güçlü bir şekilde Kahramanmaraş sanayisini temsil ediyorlar. Ve yani herhalde kendisine de sorabilirsin ama biz MÜSİAD camiası olarak Kahramanmaraş ekonomisinin %50'sini hemen hemen oluşturuyoruz diye düşünüyorum. Ve oluşturacağız da diye burada da belirteyim. Çok yakın zamanda söylüyorum. Genel Başkan Kağan Ardan, Kahramanmaraş MÜSİAD Başkan Vekili Mustafa Buluntu da gerçekleştirilen toplantıya değindi. Kahramanmaraş'ta MÜSİAD'ın çıtasının her geçen gün artarak yoluna devam ettiğini belirtti. Gerçekten biz MÜSİAD ailesi olmaktan, onun bir ferdi olmaktan bugün de burada gördük ki çok ayrı bir dünya, çok ayrı gurur vesilesi. Kahramanmaraş'ı da inşallah biz 2015 yılında şube yetkisini almış bulunuyoruz ve Kahramanmaraş'ta inşallah MÜSİAD ailesi büyüyerek devam etmektedir. Şu an üyelerimizin çalışan sayısı 22 bin civarındadır Kahramanmaraş'ta ve ilk 500 ve ikinci 500'de de
8 firmamız vardır Müsiyada ailesi olarak. Allah'ın izniyle inşallah Müsiyada Kahramanmaraş'ta daha büyüterek ve önemli bir sivil toplum kuruluşu haline getirmek üzere de yoğun çalışmalarımız ve gayretlerimiz mevcuttur. Teşekkür ederim bizi burada ağırladığınız ve misafir ettiğiniz için. Bu önemli toplantıda Aksaber'in bir başka konu, Kahramanmaraş adına iş dünyasında yakaladığı başarılı çizgiyle ve saygınlığıyla gurur vesilesi olan Müsiyat Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Teşkilatlanma Başkan Yardımcısı Ahmet Şekerli oldu. Konuşmasında kent adına adımların atıldığı bu toplantıları yakından takip eden Aksu TV'ye teşekkürlerini iletip 10. yılını da tebrik eden Şekerli toplantı içeriğine ilişkin de bilgi aktardı. Öncelikle Aksu TV'ye teşekkür ederim. Buraya kadar geldiler. Bizim bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadılar. Çok teşekkür ediyorum. Biz burada 97'sini gerçekleştirdiğimiz bir genel idare kurulundayız. Bütün şubelerdeki teşkilat başkanlarımızı ve şube başkanlarımızı buraya davet ediyoruz. İnşallah bugün bakanımızla yaptığımız bir programımız vardı. Yarın tüm teşkilatımızda eş zamanlı toplantılar yapacağız. İnşallah gündemi ve önümüzdeki bir yılı konuşacağız müsiyat olarak. Programlarımızdan bahsedeceğiz tüm şubelerimize. Maraş'tan gelen başkan yardımcılarıma ve yönetim kurulu üyelerimize de çok teşekkür ederiz. Ayrıca da Aksu TV'nin 10. yılında inşallah nice 10 yıllara Aksu TV'yi görmek istiyoruz. Tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Röportajların sonunda Müsiyat Genel Başkanı Abdurrahman Kağan, Müsiyat Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit ile 10. yılını geride bırakmanın mutluluğunu yaşayan kurumumuz için başarı dileklerini iletti. Tabii bugün güzel bir akşam duyduğuma göre Aksu TV'nin de bugün 10. yılı kutluyoruz. O bakımdan sizleri tebrik ediyorum. Özellikle de yöresel televizyonlar olarak Anadolu'dan yayın yapanlar olarak baktığınızda Aksu TV'de yukarılarda olduğu için de sevinçliyiz. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda ben Maraş, dünürüm de Maraşlı. O bakımdan evet, da ben de biraz Maraşlı sayılırım. Evet. Cüneyt Bey'i de ve sizleri de Aksu TV çalışanlarını da tebrik ediyorum. 10. yılınız kutlu olsun.